Ben avukat Ayhan Ömen, Green Card çekilişi döneminde çok az bir süre kaldığı için çok ciddi anlamda sorular var takipçilerimizden. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekiliş başvuruları hangi tarihler arasında olacaktır diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki eğer göçmenlik dairesi tarafından son anda bir değişiklik yapılmazsa Ekim 4 ve 7 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilişlerin başvuruları yapılıyor olacak. Yani Ekim 4'te açılıyor olacak ve Kasım 7 2019'a kadar sürecek. Neredeyse bir ayın biraz üzerinde bir sürede yeşil kart çekiliş başvurularını siz değerli takipçilerimiz internet ortamı üzerinde yapabileceksiniz. Geçen haftaki bir takipçimizden kalan soru şu yönde. 2021 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacaktır? Eğer tabii göçmenlik dairesi tarafından herhangi bir değişiklik yapılmaz ise 2020 yılının Mayıs ayının ilk haftası sonuçlar açıklanıyor olacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekiliş başvurularını hangi siteden yapabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Gidilecek sitenin adı dvlottery.state.gov, yani tabii HTTP ile başlayan dvlottery, yani dvlottery.state.gov sitesinden, ki bu State Department'ın resmi web sitesi, güvenli bir şekilde çekiliş başvurularını yapıyor olabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekilişi için Türkiye'ye ayrılan kota nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şunu söyleyebiliriz. Geçen yılki rakamlara baktığımızda Türkiye'ye ayrılan kota 4390 diye görüyoruz. Başka bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekilişi tamamen şansa mı bağlıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki yeşil kart çekiliş başvurularının şu ana kadar olanını örnek verirsek, evet, hepsi bilgisayar sistemi üzerinden random denilen, yani herhangi bir kişiye ya da duruma bakmadan bilgisayar seçimiyle seçilen ve şu kadar kişinin başvurusu kabul almıştır denilen bir seçim sistemi görüyoruz. Dolayısıyla yani evet, şansa bağlı diyebiliriz. Nasıl şansa bağlı? Başvuruyu yapılan kişilerin arasından kaç kişinin seçileceğini bilgisayar ortamında herhangi bir kritere bakmadan seçim yapıldığı için şansa bağlı bir seçim diyebiliriz. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekilişi için İngilizce bilme şartı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Tabi bu yerinde bir soru. Son dönemlerde buradaki göçmenlik dairesinin geçirdiği bir yürürlükle ilgili olarak bu sorunun gelmesi yerinde aslında. Ama şunu söyleyebiliriz. Green Card çekiliş başvurularında bu anlamda bir şart getirilmiş değil. Yani İngilizce şartı getirilmiş durumda değil. Dolayısıyla bu çekiliş başvurusu yapanlardan böyle bir şart aranmıyor. Fakatı da söylemek istiyorum. İstisnayı. Bundan biliyorsunuz 2-3 hafta önce buradaki göçmen dairesindeki bir yeni bir yürürlükte kişilerin yeşil karta geçme aşamasındaki belli şartları isteyeceklerini, ki bu şartlardan dolayı kişilerin Amerikan hükümetine yük oluşturmaması gerektiği ve bu sene 2 ayının 15'inden sonra yürürlüğe girerse geçirdikleri yönetmelik, dolayısıyla bu yeşil kartı kazanan kişilerin de, çekilişten kazanan kişilerin de Amerika'ya bir yük olup olmama noktasında dil durumlarına bakılacağını sinyallerini şu an alıyoruz diyebiliriz. Tabii gelecek ayın 15'inden sonra bu durumla ilgili daha net bir cevap verebiliyor olacağız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Sanki çekiliş başvurularında aranan kişinin eğitim düzeyi, diyelim en az tabii ki lise mezunu ya da belli bir iş alanında tecrübe, yetenek sahibi olmuş olması şartlarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım. Biraz önce belirttiğim gibi diğer soruda göçmen dairesinin 2-3 hafta önce geçirdiği yönetmelik tabii ki bu şartları zorlayabilir. Tabii gelecek Ekim ayının 15'inden sonra yürürlüğe girip girmeme durumuna bakarak bunu daha da netleştirebileceğiz deyip takipçilerimizin bize irtibatta kalmasını söylüyoruz. Evet, başka bir takipçimizden bize gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekiliş başvurularına küçük çocuklarımızı da dahil edecek miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu ana kadar zaten olan bir yöntem bu ve değişmemiş durum. O da şu: eğer siz yeşil kart çekiliş başvurusunu yapacaksınız gelecek ay Ekim ayında ve başvuru yaparken sizin dışınızda çocuklarınız var ise, evet, çocuklarınızdan da bahsetmeniz gerekecek eksiksiz ve doğru bir şekilde, kaç çocuğunuz varsa ve çocukların bilgisini girmek zorundasınız. Yoksa daha sonra başvurunuzu
reddetme sebebi olarak önünüze geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla evet, güçlü yoklarınızı eklemeniz gerekecek. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2021 Green Card çekiliş başvurularına ABD doğumlu çocuklarımızın bilgilerini ekleyecek miyiz diye, aslında yerinde bir soru diyebiliriz bu. Bir takipçimizden gelen bir soru. Sizin ekleyeceğiniz çocuğunuzun tabii ki sizin gibi yeşil karttan faydalanabilecek olması, dolayısıyla Amerikan doğumlu olan çocuğunuzu eklemeniz gerekmeyecektir diyebiliriz. Şimdi aslında yani en önemli takipçilerimizden gelen, yani sayısız aldığımız bir soru var. O da biz geçen haftaki yaptığımız yayında bu seneki yapılacak yeşil kart çekiliş başvurularında iki tane değişikliğin olduğunu dile getirmiştik ve çok ciddi şekilde takipçilerimizden bunlarla ilgili sorular gelmiş durumda ve soruların çoğu da şu yönde diyebiliriz. Bu seneki yeşil kart çekiliş başvurusunu yaparken geçerli pasaportumuzun olması gerekiyor mu sorusu ve bununla ilgili çok ciddi sorular var ve bu konuda da size kısa bilgi vermek istiyorum. Şimdi buradaki bilmeniz gereken nokta şu: yeşil kart çekilişinin iptal edilme durumu yok ve başvuruların yapılmasının engellenmesi gibi bir durum yok. Sadece iki tane değişikliği görüyoruz ve o da buradaki State Department tarafından çok kısa süre önce yayınlanmış durumda bu değişiklikler. Ve bu değişikliklerle iki tane durumun değişeceğini ve bu yeşil kart çekiliş başvurusu yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken iki husus var. Bunlardan bir tanesi pasaport. Şimdi evet, pasaportun, yani geçerli pasaportunuzun olması gerekiyor. Bu yeni bir uygulama. Şu ana kadar çekiliş başvurusu yapan kişiler herhangi bir şekilde geçerli pasaportları olma şartları yoktu. Ama şu an itibariyle yayınlanan kuralla beraber State Department'ın yayınladığı, uygulamaya soktuğu ve dolayısıyla bu sene Ekim ayında yapılacak, 2019'daki Ekim ayında yapılacak 2021 çekilişi başvurularını yapan kişiler geçerli pasaporta sahip olmak zorundalar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Eğer geçerli pasaportunuz yok ise o zaman başvurunuz reddedilecek. Bu önemli bir nokta. O yüzden takipçilerimize, eğer geçerli pasaportları yoksa ya da ilk defa başvuracaksalar ya da başvurmadıysalar ya da ellerinde olan pasportlarının süresi geçmişse ve Green Card çekilişine başvuru yapmayı düşünüyorsalar, o zaman kesinlikle bu başvuruyu yapmadan önce ve şu an itibaren en kısa zamanda pasaport yenilemesini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer bunu yapmazsalar maalesef bu seneki başvuru yapacakları yeşil kart çekici başvurusunu, başvurularının geçerli sayılmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ben pasaport noktasındaki detaylarla ilgili birkaç daha detay vermek istiyorum. Çünkü bu noktada gelen sorular var ve State Department'ın yaptığı yayından da size okuyarak oradan birkaç bilgi vereceğim. Ve oradaki yayına göre şunu söylüyor: artık başvuru yapanlar, yeşil kart çekiş başvurusu yapacak kişiler online başvurusunu yaparken başvuru formunun içine pasaportlarının üzerinden alınacak geçerli seri numaralarını girmek zorunda olacaklar. Ve dolayısıyla orada eklenecek şeylere bir iki şeye bakacağım. To include serial issue number. Okay. Aynen. Sizin geçerli, süresi geçmemiş ve ülkenizden alınmış, vatandaş olduğunuz ülkenizden alınmış pasaportunuzun seri numarasını girmeniz gerekecektir. Seri ya da işte onun geçerliliğini kılan ya da sizin pasaportunuza özgü numara olan numarayı girmek zorunda kalacaksınız. Burada bir nokta var, o da şu: yayına baktığımızda şimdi kimler bu pasaport bilgilerini girmek zorunda olacak? Ana başvuruyu yapan kişiler. Yani eğer siz ana bir başvuru yapıyorsanız, eşiniz ve çocuklarınız varsa diyelim ve onları ekliyorsanız eş ve çocuğunuz olarak, burada önemli olan nokta ana başvuru yapan kişinin geçerli pasaportunda olması. Çocukların olmak zorunda değil, ana başvuru yapan kişinin geçerli pasaporta sahip olması gerekiyor. Bunun birkaç istisnaları var. Fakat o istisnaları, işte mesela pasaport alamayanlar, belli bir ülkesi olmayanlar gibi istisnaların uygulandığı kişiler olacak. Bu da çok azdır. Dolayısıyla çoğunluk buna uymak zorunda ve geçerli pasportunu sahip olmak zorunda. Başvuru yaparken de geçerli bir pasportunda yer alan numaralarını girmek zorunda kalacaklar. Ve buna baktığımızda diyeceğim diğer bir noktada şu olacak. Ve bize tabii takipçilerimizden gelen bu pasaport sorusu bu. Evet, artık DV çekiliş başvurularını, yeşil kart başvurularını yaparken ana başvuru yapacak kişi geçerli pasaporta sahip olmak zorunda. Yoksa başvuru hakkını
kaybediyor olacak diyebiliriz. Tabii bunun dışında olan ikinci bir değişiklik ya da dikkat edilmesi gereken bu State Department'ın yayınladığı yayında, o da şu olarak görüyoruz. Biz eğer kişiler gerekli bilgileri, istenen bilgileri başvuruları yaparken girmezseler, o zaman zorunlu başvurularının iptaline gidilecektir diye bir açıklama yapıyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman nedir bu bilgiler dikkat edilmesi gereken? Kişilerin isim, soy isimleri, doğum tarihleri, doğdukları yer, ana başvuru yapan kişiyle ilgili bilgiler ve dolayısıyla dijital resimleri diyebiliriz. Tabii ki bu sadece onlar için değil, aynı anda eş ve çocukları için de işte isim, soy isim, doğum tarihi, doğum yeri ve dijital resimleri. Bunlar olmak zorunda. Eğer bunlara uyulmazsa otomatikmen zaruri bu kişilerin başvurusu iptal edilecektir tarzında State Department'ın yaptığı açıklama var. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. Hani bunu takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ekim ayı geldiğinde başvurunuzu yapmak üzeresiniz ve yapıyorsunuz ama geçerli bir pasaportunuz yoksa o başvurunuzu yapamayacaksınız. O başvurunuz red olacaktır. Bunu da şimdiden değerli takipçilerimize anlatalım ve dediğim gibi çok soru geldi bu pasaport gerekliliği ile ilgili ve evet, cevabımızı siz değerli takipçilere artık çekiliş başvurusunu yaparken, kazandığınız zaman değil, daha başvuru yaparken geçerli pasaportunuzun bulunması gerekiyor deyip takipçilerimizden yoğun gelen bu soruyu cevaplamış olalım.